Evet, araçlarımızın üçü de geldi. Römorkta da çantalarımız var. Arabaların bagajında da çantamız var. Rehberlerimiz ve kaptanlarımız burada. Güzel gidiyor. Evet, Özgür Aydoğan, Zirve Dağcılık Selçuk Şube Başkanı. Evet. Güzel, Altay tam beklediğimiz gibi. Yani ilk günlerden aradığımız birçok şeyi burada bulduk. Mutluyuz, bunlar bize biraz bonus oluyor. Titriyor musun? Yo, soğuk, ürperdim ama soğuk yani, ciddi soğuk. Dağcı üşür mü canım? Evet, Calmungun'dayız. Bizim tembel arkadaşlar yeni geliyorlar. Hava buz gibi burada. 1800 rakıma çıktık 300'lerden. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaş, çok soğuk burası ya. Buraya güzel kış gelmiş. Kış gelmiş. Aşağıda tişörtlerle geziyorduk. Kışın olacağını zaten biliyorduk. Evet. Ama hayal etmiyorduk. Ama şimdi hayal ve yaşama ikisi bir arada, mutluyuz. Çok güzel. Yaşamanın sevinci hayatta tutunmaktır. Aslında bu tip geçitlerde bez bağlayarak geçiyorduk ama ay eskidiği için, ay yeni ay olmadığı için bez bağlayamayacağız galiba bu gezimizde. Selam verdik, geçtik. Selam verdik, geçiyoruz. Burası Calmungu. Ama Ruslar Seminski geçidi diyorlar. Calmungu iyi. Calmungu bence. Cal, yel, yele, at yelesi. Mungu da buzul. Evet. Buzul, erimeyen buz. Calmungu, yele buzulu gibi bir şey işte. Evet. Calmungu'dayız. Birazdan Tuyekta köyüne geçeceğiz ve orada kampımızı yapacağız. Hava buz gibi, akşam oluyor. Öyle bir soğuklanmak için indik. Şu an bir Altay ayılında yaşıyoruz. Hüseyin abi burayı ayarladı bize, sağ olsun. Azerbaycanlı Hüseyin abi. Sovyet döneminden beri burada yaşıyor. Bugün burada yatacağız. Yerde bir şey mi gördü? Vahap abi almış onu, kaldırmış şurada. O da Malatya değil mi? Vahap abi dedi bir şey de o. Frekansları hiç tutuşmuyor. Vahap abiye dedi ki, Vahap Bey siz ne kadar incesiniz, ne kadar naziksiniz dedi. Ben görseydim onu dedi, üstüne basardım, tükürürdüm, ezerdim dedi. Vahap abi böyle hayretle bakıyordu. Altay'dayız. Ursu Nehri'nin kenarındayız. Şimdi burada ayıl efkar dağıtması yapıp daha sonra ışıkları kapatıp yatacağız. Efkar dağıtılacak. Dağıt. Of. Nasıl? Efkar dağılıyor mu arkadaşlar? Benim acayip dağıldı ya. 10 derece dağıldı. Toplayamayız artık. Darmadağın oldu. Şu ışıkları kapatalım. Az biraz daha dağılsın ya. Dağıt, dağılsın. Dağılsın birazcık daha. Yaz. Efkar dağıtıp da konuşmak olur mu hiç? Hiç yani, bir efkar dağıtıyor bunlar ya. Susun lan. Evet, sabah. Mesela sen göstermeseydim. Gidelim, tamam. Gösterim. Tuyukta köyünde sabah oldu. Burada Ursul Nehri kenarında yayılan evcil domuzlar.
Ursul Nehri'nin kenarında kampımızı topladık. Kahvaltımızı yapacağız. Azerbaycanlı kardeşimiz Hüseyin abinin yerinde ve buradan İskit mezarlarına gidip İskit mezarlarından sonra Onguday bölgesine geçeceğiz. Kampımız onun lokantasının bahçesindeydi burada ve topluyoruz. Birkaç eşyamız kaldı, bitmek üzere. Kanalımdaki belgeselleri izleyen birçok dostumuzdan gelen bir soruyu yanıtlamak istiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Türk Cumhuriyetlerinden toprak satın alabilir miyim? Evet, satın alabilirsiniz. Ancak bazı şartları var. 55 yaş altı için ya da emekli olmayan çalışanlar için almış olduğunuz toprağı 3 yıl boyunca çalıştırmanız gerekiyor. Öyle bizdeki gibi yatırım amaçlı toprak aldım 50 sene öylece yatsın diye bir şey yok. Güçlü devletin göstergeleridir bunlar. Emekliler için ya da 55 yaş üstü için toprağı çalıştırmanız gerekmiyor. Toprak satın alabilirsiniz. Toprağı işlemek derken orada tarım yapmak, bungalov otelciliği yapmak gibi şeylerden bahsediyor. Bu şartları oluşturduğunuz zaman Rusya 3 yıl sonra size vatandaşlık da veriyor. Ortalama bir inek fiyatı 1000 lira civarında. Bir koyun fiyatı ise 100-150 lira civarındadır. Rusya'da bunun için devlet destekleri de var. 150 liralık bir koyunun 100 lirasını devlet karşılıyor. Görmüş olduğunuz yerlerde topraklar hektar hektar satılmaktadır. Dönüm dönüm değil. Gelelim şu görmüş olduğunuz yerlerdeki toprak fiyatına. 2019 yazı itibariyle şu görmüş olduğunuz yerlerdeki bir hektar toprağın fiyatı 75 bin ile 100 bin Türk lirası arasındaydı. Yani bir dönümü 1000 lira gibi. Bugünkü piyasayla 120 dolara bir dönüm. Bu görmüş olduğunuz yerde 12 hektar arazi satılık. Bu konulara neden girdim? Bize sorulan sorularda olduğu gibi biz de oraya gidince bu soruların yanıtlarını merak etmiştik ve gittiğimiz zaman oradaki dostlarımıza sorduk ve bu cevapları aldık. Bu cevapları şimdi size aktarıyorum. Bir yanı Rusya'yı Moğolistan'a bağlayan ana yol, kışın bile kapanmayan bir yoldur burası. Bir yanı da Sibirya'nın tersine akan tek nehri olan Ursul Nehri. Dört tarafı Saka Türkleri, Hun dönemi ve Göktürk döneminin kurganları ve yazılı kayalarıyla dolu olan bu coğrafyada yer satın alabilirsiniz. Böyle niyeti olanlar benimle irtibata geçebilirler. Oradaki dostlarımızla sizi görüştürürüm. Üçenmek yolundayız. Evet Mergen, ne göreceğiz birazdan burada? Orada böyle bir parktır yani koruyan, yani Altay Cumhuriyeti'nin böyle koruyan parkı. Korunmuş bir park. Korunmuş bir parkı, yani orada Altay kültürünü, kutsal yerlerini, tarihini gösterir. Şu sol tarafında giderseniz yani her böyle şeydir, mezarlar, kurganlar. Eski Türk mezarları, İskit mezarları. İskit mezarları, çok İskit mezarları. Bir de kültür zamanı gösteren şey, kaya resimleri vardır orada. Evet. Biçikli Bom diye yeri var orada. Biçikli Bom, tamam. Bir çıktı demek yazı kayaları. Anladım. Evet, Altay Cumhuriyeti'nde Üçenmek Ulusal Parkı'ndayız. Altay Cumhuriyeti, bu ulusal parkı dünyadaki tüm Türk devletlerini sembolize etmek üzere yapmış. Eski geleneksel Altay evleri, ayıllar ve Altay yurtları, yayla evleri hepsi bir arada. Ayrıca Türklere özgü olan balbalların değişik örneklerini de burada göreceğiz. Yakınımızda gerçek balbalar var, 2 kilometre ötemizde. Karakol Vadisi'nde gerçek balbalar da var. O balbalları da göreceğiz. Bir saat sonra da orada olacağız. Ayıl. Buradaki ayıl çok güzel. Karçala, az önceki kuşun ismi Karçala ismini vermişler. Harçaga. Burada Üçenmek Müzesi'ndeyiz. Kuş gibi yani, böyle kuştur yani ifade. Avcı kuş. Avcı kuş sever. Şahin, evet. Kartal, evet, evet. Doğan hangisi? Kartal gibi. Kartal. Evet. Bundan fosilin hem de benim geçiyor. Yurtlar ve yurtların ortasında at çakı. Üçenmek, Altay. Karakol Vadisi'nde Üçenmek'teyiz.
Burası ulusal park. Altay'ın ulusal parkı. Ne gezin diyeyim ama buraya 5 dakika önce buraya gitmiş ya. Telefonunuzu gelir diyor. Hem doğal oluyor. Ben hiç kendi fotoğrafımı çekmiyorum. Denk geldiğimi bilmiyorum. Üçenmek yolundayız. Birazdan kaya mezarları ve Türk ABC'siyle yazılmış kayaları göreceğiz. Altay Cumhuriyeti'nde Biçiki Bom köyündeyiz. Yani Yazılı Kaya köyündeyiz. Burası İskit Türklerinin onlarca kurganının ve dikili taşlarının yani mezar taşlarının olduğu bir bölge. İskit Hakanlarının kurganlarının olduğu ve dikili taşlarının olduğu bölgedeyiz. Biçiki Bom Yazılı Kaya bölgesi Karakol Vadisi'ndeyiz. Onguda'ya çok yakınız ve Türk Hakanlarının onlarca kurganı ve daha fazla belki yüzlerce dikili taşlarının olduğu bir bölgedeyiz. Kürgeçü bölgesindeyiz şu anda. Gökbörü oyununun oynandığı alandayız. Geniş bir alan. Burada bu oyunla alakalı bir anıt var. Anıt ilk üzenginin bulunduğu yere dikilmiş. İlk üzenginin bulunması demek burada Türklerin ilk üzengiyi bulması demek. Atları ilk ondadır. Buranın Türk tarihi açısından, aslında insanlık tarihi açısından bir önemi var. Dünyanın en eski üzengileri burada bulundu. Gornaltaş'taki Anoy Müzesi'nde biz bu üzengileri gördük. Üzenginin bulunması neden önemli? Üzengiyi yapan insanlar, atı ilk evcilleştiren insanlar olarak kabul ediliyor ve bunlar da bizim atalarımız. Bunun anısına bu bölgeye bir anıt dikilmiş taşlardan. Tarihteki balballarına benzeyen bir ana saha bir alanda, futbol sahası büyüklüğünden biraz daha büyük bir alanda Kökbörü adlı bir oyun oynuyorlar. Karşı dağda da belki görürsünüz, belli belirsiz okuyamazsınız ama beyaz yazıyla Kökbörü yazılmış. Kökbörü burada atlı iki takımın karşılıklı oynadığı bir oyun. Bellerine mavi kuşaklar bağlıyorlar ve bu mavi kuşakları almaya çalışıyorlar atın üzerinde. Mavi kuşağı karşı takımın oyuncusundan mavi kuşağı alan kişi kendi kalesine götürüp mavi kuşağı atıyor ve bir takımın mavi kuşağını bitirdiğiniz zaman oyunu kazanmış oluyorsunuz. Kuşağı alınan kişi de oyundan çıkıyor. Bu nedenle Kökbörü'nün kurt anlamı olduğu gibi Kökbörü'nün bir de kuşak anlamı var. Mavi kuşak anlamı. Hemen karşımda gene Saka Türklerine ait dönemden kalma büyük bir kurgan var. Muhtemelen 40 metre, 45 metre çapında büyük bir kurgan. Altayların her tarafında kurganlar var. Bu demek oluyor ki milattan önceki yıllarda ve daha sonrasında Göktürkler döneminde bu bölge büyük bir Türk yerleşimine sahne oldu. Sadece Göktürkler değil, sadece Saka Türkleri değil, yani İskitler değil. Ondan öncesi de vardı muhakkak. Bu bölge en eski Türk toprakları olarak biliniyor. Altay Dağları'ndayız. Diğer adıyla Altın Dağları'ndayız Türk mitolojisindeki. Bir yanımızda Hakasya'daki Sayan Dağları. Buralar Türklerin tarihte bilinen en eski yurtları.